İyi günler, Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih başlıyor. 2020 ön kılavuzu çıktı ortaya. Artık sayılar, kontenjanlar, aşağı yukarı hepsini gördük. Ha, bu arada güncelleme olabilir mi? Olabilir tercih dönemi içinde. Ama çok fazla radikal değişiklikler beklemiyoruz. Bugün bu kılavuzu, 2020 kılavuzunu değerlendireceğiz. En çok sorulan bölümlerden bilgisayar mühendisliği ve mühendislik konusunu konuşuyor olacağız. Kılavuzda biraz kontenjanı azalan mühendislikler var. Ne anlama geliyor? Onun peşine düşeceğiz. Yanımda çok kıymetli isimler var. Profesör Doktor Ramazan Yaman, İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bol bilgisayar mühendisliği ilgili soru topladık bakın. Tamam. Bu sorular hepsi size. Tamam. Çok sorum var. Tamam, hazır inşallah. Diğer ismi yakinen tanıyorsunuz. İlhan Sevin, eğitim danışmanı. İlhan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Alev. Hemen seninle başlayacağım. Evet. Kılavuzla. Dün akşam uyumadınız değil mi? Etüt etmişsinizdir. Geç saatlere kadar arkadaşlarla müzakere ettik tabii kılavuzu. Elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık. Evet. Şimdi başlayalım. Sırayla madde madde gidelim hocam. Ondan sonra bilgisayar mühendisliğine giriş yapacağız. Aday sayısında azalma var. Evet. Gözüküyor. Evet. Senin gördüğün şeyleri bir sıralar mısın bize sana zahmet? Evet. Şimdi en başta tabii bu başarı sırası sınırlaması vardı. Hı hı. Bununla ilgili açıklama oldu. İşte eczacılık ve diş hekimliği programı, hukuk programı gibi işte mühendisliklere daha önce de vardı ama özellikle eczacılıkta 100 bin başarı sırası, diş hekimliğinde 80 bin olarak belirlendi. Yani bizim eczacılıkta en düşük 100 bine girmemiz gerekiyor. Diş hekimliğinde ise 80 bin içerisine yer almamız lazım. Bu yıl başarı sıralama uygulaması var. Evet. Hukukta? Hukukta 190 bin başarı sırası sınırlaması vardı. Yargı reformu paketinde de biliyorsun bir takım açıklamalar oldu. 125 bin daha nitelikli hukukçu yetiştirmek adına 125 bin olarak belirlendi. Hı hı. Tabii burada çok önemli bir ayrıntı söz konusu. Hukuk seçecekler bak dikkat, evet. Bu çok önemli. Hukuk yine yargı reformu kapsamında yasal zemin ne dayandırılarak meslek icra sınavı getirilecek. Tabii bu biz avukatlık sınavı olarak yani tabiri caizse olarak değerlendiriyoruz. Tabii bununla ilgili YÖK önümüzdeki günlerde açıklama yapacaktır. Çünkü meslek icra sınavı derken hukuk mezunları için hangi meslek kapsamında yer alıyor? Yani avukatlık mı, işte hukuk danışmanlığı mı? Bununla ilgili ayrıntılar çıkacaktı ama büyük ihtimal avukatlıkla ilgili olacak. Öyle mi? Yani herhalde benim algıladığım hukuk fakültesinden artık bu meslek icra sınavını geçmezseniz mezun olamayacaksınız. Hani öyle bir kıstas koydular. Hatta YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç bir açıklama daha yaptı. Dedi ki önümüzdeki yıllarda bazı meslekler için de meslek icra sınavı getireceğiz dedi. Evet. Yani önümüzdeki yıllarda böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz, haberiniz olsun. Bu yıl bu yıl tercih yapacaklar, hukuktan mezun olduklarında sınava girecekler. Onu bilerek girsinler. Bunu bilerek hareket etmelerinde fayda var. Yine tabii özel yetenekle alan öğretmenliklerle ilgili geçen sene 1.761.000 civarında yani müzik öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği gibi biliyorsun diğer öğretmenliklerde 300 bin barajı söz konusu. Örgün eğitimde öğretmenlik tercih ettiğinizde 300 bine girmeniz gerekiyor. Ama özel yetenek sınavında giriyorsunuz beden öğretmenliğe. 1 milyon kaç dedin? 1 milyon 761 binciyi almış. Çok büyük uçurum var arada. Uçurum da söz konusu. Bu nedenle burada 800 bin olarak belirlendi. Tabii bununla ilgili bazı eleştiriler de söz konusu. Gerçi 2 yıl önce bu uygulanacaktı. Gelen tepkilerden dolayı. YÖK bunu ertelemişti ve bu yıl uygulamaya geçirdi. Çok yani, erteleme beklemiyorum ben artık. Yani diğer öğretmenliklerde 300 bin, beden eğitimi, resim, müzik gibi öğretmenliklere neden 800 bin? Çünkü özel yetenek kapsamında olduğu için birazcık daha esnek düşünüldü. Yine bazı yeni programlar açıldı. Evet, geçen yıl da vardı. Mesela geçen yıl bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zeka mühendisliği gibi programlar açılmıştı. Buna bu yıl insansız hava aracı teknolojileri operatörlüğü, engelliler için destek programı, yapay zeka ve veri mühendisliği gibi programlar eklendi. Bu da önemli bir ayrıntı. Detaylara devam ederiz. Ederiz, evet. Detaylar var. Şimdi biraz mühendisliklere gireceğiz. Mühendislikler ikinci periyotta senden isteyeceğim. Mühendisliklerde kontenjan azalması var. Bazı mühendisliklerde radikal var. Onlar ne? Onları söyleyeceğiz. Şimdi hocam mühendislik deyince ilk en çok sorulan mühendislik bilgisayar mühendisliği. Doğrudur. Uzun yıllardır bu böyle. Bilgisayar mühendisliği arkadaşlarım çok merak ediyorlar. Soruları topladık. Ama siz bu yıl ilk kez öğrenci alacaksınız. Doğru. Ne kadar öğrenci alacaksınız hocam? Biz bu sene 40 kontenjanla yola çıktık. Bunlardan 6 tanesi burslu, 34 tanesi de tam burslu diyelim. Diğerleri de zaten işte %50 burslu, %25 burslu diye geliyor bildiğim kadarıyla.
Kılavuzu hazırlarken YÖK açıklamasında dedi ki biz artık hani iş dünyasıyla entegre çalışıyoruz kontenjanları belirlerken. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ve hani iş istihdamı öngörerek kontenjan sayısını veriyoruz dedi. Siz mesela bölümü belirlerken hocam baktınız mı? Şimdi gençlerin en çok merak ettiği, en çok sorduğu soru işsiz kalır mıyım sorusu. Yani bir mühendislik alanı genel değerlendirmenizi istiyorum. Bir de bilgisayar mühendisliğini özel değerlendirmenizi istiyorum. Hem mühendislik alanında hem de bilgisayar mühendisliği alanında işsiz kalır mıyım kavramı biraz kişiye bağlı. Ben hani gerçekten de eğitimin önemli olduğuna inanıyorum. Bir formasyon veriyor, bir yapı kazandırıyor ama beceri onun iş bulmasına ve işinden kazanmasına yani gerçek anlamda karar verici oluyor. Yani siz ne yapabiliyorsunuz, neleri becerebiliyorsunuz, ne yetenekleriniz var? Bunlar çok kıymetli. Çünkü üniversite bir diplomanızı veriyor size, diyor ki bu bilgisayar mühendisi, işte bu makine mühendisliği gibi kavramları sizi mezun ediyor. Ama bundan sonrasında özellikle imza yetkisi değil de sizin beceriniz odaklı bir meslek icra ediyorsanız, yani ne yapabiliyorsunuz sorusuna cevap arasa verebiliyorsanız işte o zaman istediğiniz ücrette, istediğiniz imkanlarda iş bulabiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisleri ama iş imkanı, istihdam açısından şanslı. Şanslı. Değil mi şu Çünkü anda alanlar Türkiye? Çok geniş. Evet. Tabii zaten şöyle bir bakış açısı var. Mühendislik uluslararası bir yapıya sahip. Yani iyi bir mühendis her yerde işini yapabilir ve her yerde değer üretebilir. Bir arkadaşım sormuştu. Mesela Türkiye'de mezun olursam yurt dışında nasıl çalışırım? Çalışabilir miyim? İş var mı? Yurt dışında tabii ki iş var. Yani bizden bizim Türkiye'deki mühendislerimiz çok kötü değil. Yani dünya çapında icra yapan, yani gerçekten değer üreten insanlarımız var. Bu işte Microsoft gibi, yani isim veriyoruz ama kusura bakmayın. Yani Google gibi yapılarda Türk mühendisler yer alıyor ve onlar değer üretiyorlar orada. Yani gerçekten de uluslararası pazarda, uluslararası mühendislik alanında iyiler. Yani o konuda rahat İyi mezun olmak gerekiyor. Tabii ki size bağlı. Yani çok mühendis var ama bunlardan iyileri gerçekten dünya çapında iş görüyorlar, değer üretip katkı sağlıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela. İnanılmaz yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri hem de bizim ülkemizde, yani kendi ülkesinde uzaktan çalışarak çok büyük on binlerce dolarla şu anda dünya yazılım firmalarına hizmet veriyorlar. Bu alanda da Türk mühendisler tercih Tabii ediliyormuş hocam. Hani arkadaşlarıma Tabii ki çok, yani, övünerek söylüyorum. Girişimciler ve çok farklı şeyler bulup ortaya çıkarıyorlar. Mesela oyun programları gibi şeylerde falan da iyiler artık. Yani siz ne becerebiliyorsunuz çok kıymetli. Tabii ki diploma lazım. Tabii ki bir forma almak gerekiyor. Ama bir de bilgisayar biliyorsunuz çok küçük yaşta karşılaştığımız bir değer artık. Hemen hemen her çocuk okuma yazmadan önce tabletten ya da telefondan evet, hocam, hareket etmeyi öğreniyor. Evet, hocam şu hareketi bir yaşında yani çocuk artık, yapıyor artık. Yani artık onun arkasının doldurması, işte onun getirdiği vizyon insanları çok değiştirdi ve gelecekte sanıyorum o şekilde devam edecek. Peki, neden mühendisliklerde azalma oldu sence? Yani aslında baktığımız zaman, tabii biz akşam 2019-2020 verilerini değerlendirdiğimiz zaman özellikle inşaat mühendisliği gibi mühendislikte, mimarlıkta bir düşüş olduğunu görüyoruz. Mesela inşaat mühendisliğinde. Doluluk da çok düşmüştü geçen yıl. Ve talep de yani şöyle, tabii maalesef yani bu yanlış bir algı aslında. Yani ekonomik sıkıntılar olduğu zaman, inşaatı etkilediği zaman inşaat mühendisliğinin, mimarlığın programları puanlarında düşüş oluyor, talep azalıyor. Evet. Geçen sene İstanbul Teknik gibi işte çok böyle saygın eski ve köklü üniversitelerdeki inşaat mühendisliği programlarında çok ciddi başarı sıralarına gerileme oldu. Yani bu neyi gösteriyor? Talebin azaldığını gösteriyor. Boş kontenjanlar da kalıyor. Bu yıl tabii önce bilgisayar mühendisliğinden başlayalım. Bilgisayar mühendisliği artış var. Geçen yıl 10.232 iken bu yıl 11.092'ye yükseldi. Yani yaklaşık bilgisayar mühendisliğine 1000 artış söz konusu. Elektrik talep elektronik çok zaten. Evet. Arkadaşlarım da fark ettiği bir bölüm. Elektrik elektronik mühendisliğine küçük bir düşüş olmuş. 10.919 iken 10.035'e düşmüş. Makine mühendisliğine 1000 düşüş var. Ama mesela endüstri mühendisliğinde bir 100 düşüş söz konusu. Yazılımda artış var. Yani daha çok yazılım, bilgisayar mühendisliği bilgisayar gibi. Bilgisayar ve yazılım. Evet, yazılımda 1000 artış olmuş yaklaşık. 1359 iken 2186. İnşaat mühendisliğinde çok sert bir düşüş var. Orada 4000 değil mi? 4000'e yakın düşüş 12 var. 12.000 civarındayken 8.000'lere düştü. Sert bir düşüş oldu. Bunun sebebi tabii ki ülkedeki ekonomik koşulların, dünyadaki ekonomik koşulların programlara yansıması olarak yorumlayabiliriz. Ama %54'e dolmuştu geçen yıl, çok da az da olmuştu. Evet. Arkadaşlarım bir uzaklaştılar ama ana mühendisliklerden de biri inşaat mühendisliği. Yani Gök şunu düşünüyor. Boş kontenjan zaten değerlendirme kısmında da açıkça vurgu yapılıyor. Artık üniversitelerde boş kontenjanın kalmasını istemiyoruz. Ya yani bu hem ülkenin
İsrafı. Yani kaynakların israfı. Yani yanlış kullanılması. Evet. Yani şimdi üniversite açıyorsunuz. Anadolu'nun bir kentinde ya da büyük şehirlerde boş kalıyor. Yani 100 öğrencilik bir kontenjan söz konusuyken 50 boş kalıyor. Ek yerleşme yapıyorsunuz. Yine boş kalıyor. Öğretim üyesi atıyorsunuz. Oranın elektriği, suyu. Tabii doğru. Yani masraf, o yüzden bu bence doğru yaklaşım. Çok bir doğru bir yaklaşım. O hani istihdamın da masaya konulmuş olması çok önemli buluyorum. Şimdi şöyle kısa bir katkı yapmak istiyorum. Yani planlama gerçekten hani belki arkadaşlar için şöyle bir şey olabilir. Biz şu anda üniversiteye başlıyoruz ama 4 yıl sonra ne olacak? Belki yine inşaat popüler olabilir. Evet. Yine farklı disiplinler öne çıkabilir. Yani biz önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu yaparken, yani önümüzdeki 5 yıl sonra bizim sektörlerimiz ne olur? Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Hani mühendislik uluslararası bir yapıya sahip, global bir değer olduğu için burada okuyabilirsiniz ama farklı ülkelerde inşaat mühendisliği yapabilirsiniz ya da farklı disiplinlerde çalışabilirsiniz. Hocam yani, bir de mühendisliklerde iki soru bunun peşine. Ana mühendislik mi okuyayım yoksa yeni niş mühendislikler var onlardan mı okuyayım diye çok soruyorlar. İki, mühendislik, özellikle mühendisliklerde alanlar arası geçiş daha fazla galiba, değil mi hocam? Bu tabii, fırsat daha fazla. Tabii. Hani onu da bir gündeme getirmek istiyorum. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Mühendislikte yani birinci sınıf bizim ilk yıl dediğimiz ilk iki yarıl temel mühendislik bilimlerinin aktarıldı ve hatta meslekte de ilk irtibatın olduğu süreçtir. Orada bir işte diyelim ki bilgisayar mühendisliğine giriş, inşaat mühendisliğine giriş gibi dersler verilir ki ileride neler okuyacaksınız, nasıl bir icraatla karşılaşacaksınız, hangi dallarda ilerleyeceksiniz onlar öğrenilir. Böylelikle öğrenci o dönemlerde karar vermeye çalışır. Eğer bir kendisine uymayan bir disipline seçmişse, hatalı bir tercih yapmışsa, yani akıllı tercih kullanmamışsa evet hocam, ne olur? Orada bir ne diyelim, güzergah değiştirme, yol ray değiştirebilir. Değiştirme. Evet. Böyle bir fırsatı var. Evet, evet, ray değiştirme şansı vardır. Ama ondan sonrası da tabii oluyor. Ama o zaman yine mesela bilgisayardan bilgisayara bir başka üniversiteye geçebiliyor. Ya da işte bilgisayardan yine yakın bir disipline, yazılıma geçebiliyor. Yani biraz daha yakın disiplinler. Çünkü orada aldığı derslerin sayılması gibi yatay geçişlerde işte zamanın heba olmaması açısından bazı değerler var. Şimdi mesela almışsınız matematik gibi değer. Bunlar zaten birbirine geçişlerde mümkün. Evet. Yani bu arada yatay geçişlerde. Ben şunu söyleyeyim, bu geçişlerle ilgili çok ilginç bir veri geldi elime. Tıp fakültesinden de mühendisliğe çok ciddi var. Geçiş var. Son 3 yıl bu geçiş artmış mesela. O geçişle ilgili kuralı İlhan senden bir daha alalım mı? Hani nasıl kim ne nasıl geçiş yapabilirim? Bir kuralı var tabii. Yatay geçiş. Şimdi YÖK son yıllarda esnek yatay geçiş uygulamasını başlattı. Şimdi eskiden yani bir öğrenci, bir aday bir programa gittiği zaman mühendisliğe yani onu ya okumak zorunda kalıyordu ya da ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bırakabiliyordu ve bırakması da zaman kaybına yol açıyordu. Ancak şu an programlar arasında merkezi puanla, yani ne demek? Bizim üniversiteye girdiğimiz yıl, yani diyelim 2019 yılında YKS'ye katıldım. Bir üniversitenin bilgisayar mühendisliğine girdim. Gittim, bana uygun olmadığını gördüm. O zaman başka bir programa, örneğin eğer puanım yeterliyse tıpa bile, eczacılığa bile başka bir mühendislik dalına yatay geçiş yapabiliyorum. Ama o yılki veriler önemli. Evet. Bir de üniversitelerde çift anadal program var, yan anadal program var ve bölümler arası geçiş de oluyor. Bu üniversitelerle, üniversitenin senatosuyla ilgili onların aldığı not, yani bizim transkriptimizdeki not önemli. Yani bir merkezi puanla geçiş oluyor ama taban puan şartı var. Tabii kontenjanlar da önemli. İkincisi üniversite senatosunca programlar arası esnek yatay geçiş. Evet. Yani kısacası bir... Yeni nesil üniversitelerin hepsinde bu esneklik mevcut. Örneğin benim bir öğrenci matematik mühendisliğine gitmişti. Sonra tıpa geçiş yaptı. Merkezi puanını kullanarak geçiş yapmıştı. Evet. Evet. Bu yani artık yol değiştirme şansınız daha fazla sevgili arkadaşlar. Çünkü %64'ü mutsuz seçtiği bölümden. Çok yüksek bir sayı. YÖK de buna çare olması için bunları çok güzel kurallar, esneklikler getiriyor. Bilmediğiniz için çoğu zaman kullanamıyorsunuz ama çok ciddi geçişler söz konusu. Şimdi biz 28'inde sonuçlar açıklanacak. Şimdi artık kılavuzda kontenjanları gördük. Tabii ufak tefek rötuşlar olabilir. Onları takip edeceğiz. Fakat şimdi sen hangi meslekte mutlu olabilirsin? Yani bir sorunun peşine düşüyor olman lazım. Şu dönem çok yoğun bir şekilde. Ve o meslekleri tanıyor ve anlıyor olman lazım. Tabii önce. Ki kesinlikle öyle. Bizim meslek antolojimiz var. AkıllıTercihTV.com'da biliyorsun. Bir de bizim bir meslek testimiz var. Size de çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde arkadaşlarımıza da onu vereceğiz. Meslek testini. İlker şimdi soru soran arkadaşlarımıza onu veriyor. O 17 sayfalık bir rapor veriyoruz bir analiz size. Analiz yani sonuçta. Evet. Ciddi bir analiz. Mutlu olacağınız meslekler
gibi bir rapor bu. Çok ciddi bir bilimsel çalışma ve çok sayıda öğrenci aday yaptı. Çok da mutlular. Onu da İlker bir taraftan versin. Ben söyleyeyim, anonsunu yapayım istedim. Bir taraftan o testleri de arkadaşlarımıza verelim. Hocam şimdi bu en önemli soru. Hani ikinize de soracağım. Şu dönem evet kontenjan var, bir sıralama gelecek. Ona göre de bir akıllı tercihimizi yapacağız. Ama bu bir yol belirleme dönemi. Hani bilgisayar mühendisi içinde hangi nitelikteki arkadaşlarım daha fazla düşünsün? Ve Sevgi bu işin neresinde hocam? Evet, şimdi dediğiniz gibi gerçekten de insan sevmediği bir mesleği ömür boyu icra etmesi çok zor bir şey. Yani sevmediğiniz bir şeyle ömür boyu yaşıyorsunuz. Böyle bir şey tabii katlanılacak bir durum değil. Ondan da bakıyoruz ki yani belli alanlarda okumuş insanlar farklı meslekler icra ediyorlar. İşte mühendis olmuş ama hiç mühendislik yapmıyor. Ne bileyim hekim olmuş ama hiç hekimlik yapmak istemiyor. Yani hatta uzak duruyor, söylemiyor bile. Ben hekimim demek istemiyor bile. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Gerçekten de bize uygun mesleği öncelikle analiz etmemiz lazım. Çünkü bir de şu var, zaman akıp gidiyor. Evet. Eğer doğru başlarsak ve doğru devam edersek zamanımızı kazanırız. İşte bu tip analiz programları, yani sizi doğru bir şekilde analiz edecek şeyler size yardımcı oluyor. Sizin yeteneklerinizi, sizin yapınızı belirliyor. Dışarı açık bir insan mısınız? Yoksa içe dönük bir insan mısınız? Teknolojiyle ilginiz nasıl? Belki çok hayalperestsiniz, belki gerçekçisiniz, belki çok negatifsiniz, belki çok pozitifsiniz. İşte bunlar hep mesleklerinizi seçmede size yardımcı oluyor. Biz de tabii mühendislikte de olsa, işte diyelim ki öğretmenlikte de olsa, hekimlikte de olsa sevgi birinci değer. Yani gerçekten o yoksa, o işi sevmiyorsanız orada durun. Evet. Yani birincisi o. Yani çok para kazanıyor olabilirsiniz ama mutlu olmazsanız çok anlamı yok. Yok. Kesinlikle. Zaten para da sonra geliyor. Hani işini severek yapana para da bir şekilde geliyor. Ama böyle para kazanayım, iş olsun ilk sıraya değil mi? Senin öğrencilerinde de adaylarda da sen de onu yaşıyor musun? Evet, yani şöyle yani, Alev, tabii ki... Tek kıstası o olunca tabii tehlikeli bir durum. Tek ölçüt para olursa... Z kuşağı biraz sonuç odaklı. Sonuç odaklı olduğu için kısa sürede hemen kariyer planlamasında yükselmek istiyorlar. Ve açıkçası para da kazanmak istiyorlar. Haklılar canım, para kazanalım tabii hepimiz kazanalım. Çünkü imkanlar çok arttı. Onlardan faydalanmak istiyorlar. Daha iyi bir yaşamları olsun istiyorlar. Tabii bu hemen kolay olmuyor. Ama belli programlarda başarılı olduktan sonra hangi meslek olursa olsun onun zaten kazancı var. Ama özellikle son yıllarda mühendisliklerde bilgisayar mühendisliği ve yazılım ön plana çıktı. Evet, onu söylememe yara var. En fazla talep gören. Evet. Şimdi şöyle, hayalleriniz var ve bu hayalleri gerçekleştirme platformu olarak bilgisayar çok uygun. Çünkü diğer mühendislerde mesela bir inşaat mühendisi olsunuz, inşaatı yapmanız lazım ki o değere dönüşsün. Ama bir oyun kurguyorsunuz, onu klavyede, işte o donanım ortamında siz onu birilerine gösterebilir hale geliyorsunuz. Yani uluslararası mesleği. Belli bir anlamda canlanmış, belli bir seviyede gerçekleşmiş oluyor. Yani tabii tam gerçekçi mi? Yani gene bir sanal alemdesiniz, gene bir görsel ortamdasınız. Ama belli bir talep de görüyor. Yani onu satın alanlar da var. Oradan para geliyor. Bir de şu böylelikle çok önemli, talep oluşuyor. Bir de hocama katkıda bulunmak için. Şimdi bir meslek hem kendi işimizi yapabileceğimiz, hem özel kamuda çalışabileceğimiz meslekse bu geniş yelpazede. Bir de uluslararası olması. Yani şimdi bilgisayar yazılım mühendisi mezunları eğer yeterli bir birikime sahipse, bir niteliğe sahipse, dil bilgisi tabii, ilişkinse, dil İngiltere'de konuşursa de işini yapabilir, evet. Almanya'da da yapabilir ki özellikle yurt dışında İngiltere ve Almanya'da çok fazla yazılım ve bilgisayar mühendisliğine ihtiyaç var. Özellikle Hintliler bu boşluğu çok iyi dolduruyorlar. O yüzden ben özellikle öneriyorum. Tabii tıp, diş hekimliği, onların kontenjanları bu yıl arttı. Hı hı. Sanırım bir önceki programda Alev sormuştum, pandeminin tercih etkisi ne? Özellikle kılavuzda şunu görüyoruz. Sağlık bölümlerinde artış evet, var. Evet, tıpta yaklaşık 1015.384'müş, 16.804'e yükselmiş. Hemşirelik 12.263'müş, 14.284'e yükselmiş. Diş hekimliği, eczacılıkta da artış söz konusu. Bu da tabii sağlık programlarını istemeyenler, özellikle mühendisliğe yönelenler için ben onu söyledim. Hani bilgisayar, yazılım, evet, elektrik, elektronik, makine gibi programlar, mekatronik gibi mühendislikler özellikle cazip. Bir de şunu da belirtmem lazım. Mimarlık 250 bin başarı sırası istiyor. Mühendislik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği dahil, ağaç işleri mühendisliği hariç 300 bine girmek lazım mühendislikte. Hmm. 300 bin başarı sırası var. Bir de Alev hemen şuna söyleyeyim. %75 burs kılavuzda kalktı, açıklanınca gördük. Evet. Sadece %75 bursun kalktığını görüyoruz. Evet. %25, %50 ve tam burs
başkanlıkla devam edilecek. Evet. YÖK başkanımız bir demecinde %25'inde kalkacağını söylemişti. Biz de ona istinaden %50 evet. burs kalacak dedik daha önce ama kılavuzda gözüküyor ki 125'i bu yıl kaldırmamışlar, duruyor. Şunu demişti evet, evet. Daha önceki açıklamasında %75 burs kalkacak, %25 ya da %50'den bir tanesi kullanılacak demişti. Evet. Ama kılavuzda sadece %25 evet, duruyor, evet, %50 evet. duruyor, %100 burs duruyor. Evet. Şimdi hocam çok önemsediğim bir konu mühendislikle ilgili. Sizin de fakülteyi kurgularken buna çok önem verdiğinizi biliyorum. Artık bu dünya bir takım oyunu Doğru. dünyası. Yani mühendisler tıp doktorlarla çalışmak zorunda, sanatçılarla çalışmak zorunda, tasarımcılarla çalışmak zorunda. Herkes birbiriyle çalışmak zorunda. Bireysellik trendini kaybediyor. Tabii. Takım içinde olabilen adaylar, insanlar, mezunlar daha başarılı oluyor. Şimdi siz kurgunuzu yaparken mesela diğer disiplinlerle ilişki, mesela sizin üniversiteniz sağlık bölümleri Tabii ağırlıklı sağlık bir bölümleri ağırlıklı önde duran bir bölüm. Hani böyle bir işbirliği mi yapacaklar, nasıl buluşacaklar, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi sağlık da zaten teknoloji odaklı ilerliyor. Yani teknoloji olmadan sağlıkta ilerleme şansımız düşük. Yani tabii insan bir bilgi birikimine ve deneyimine ihtiyaç var ama bunu biz teknolojiyle desteklemek zorundayız, yazılımlarla desteklemek zorundayız. Ondan dolayı da biz kurgumuzda bilgisayar mühendisliğini sağlıkla entegre edebilecek sistemlere doğru ilerlemeyi planlıyoruz. Bu da tabii bizim için yani büyük bir değer. Çünkü ikisi de elzem, yani ikisi de mecburuz yani kullanmak. Hem sağlığa ihtiyacımız var, hem bilgisayar gibi teknoloji odaklı yapılara ihtiyacımız var. Böylelikle ikisini bir arada birleştirip daha verimli insanlar, daha değer üretebilen sistemler ortaya koyacağız inşallah. Yani onlar bir takım laboratuvarlarda buluşacak. Sevgili arkadaşlar, benim tavsiyem şu, hani girdiğiniz üniversiteye evet. hemen şöyle bir çevreye bakının. Hangi bölümlerle ben? Kimler hemen oradan var? Bir network edinin, arkadaşlar edinin değil mi? Kesinlikle. Şimdi Alevan'ın bir de şöyle bir şey var. Bilgisayar mühendisliği yine disiplinlerden bağımsız. Mesela oyun da yazabilirsiniz. Bir uygulamayla bir röntgen cihazının değerlendirmesini de yapabilirsiniz. Yani benziyor birbirine ama birisi bir oyun, birisi bir sağlık sektörü. Evet. Yani bir röntgende çıkmış olan bir X-ray filminin değerlendirmesini bir yazılım aracıyla yapabilirsiniz. Animasyon evet. alanında yani çünkü ikisi birbirine benziyor. Evet. Birisinde işte bir görsel görüyorsun, birisinde bir görsel analiz edip bir sonuç oluşturuyorsun. Yani tabii arada geniş çalışma alanı. Evet, yani şimdi şu çok önemli Alev. Şimdi mesela bilgisayar, yazılım. Şimdi de kişilik özelliklerimize uygun olması lazım. Yani mesela birazcık nasıl diyeyim? Sayıları çok, seven. Sayıları seven. Ofis ortamında çalışmayı seven. ne bileyim yani çok fazla sosyallik gerektiren bir iş de değil. Tam uluslararası bir meslekte. Ancak yani kişilik özelliklerimize uygun olması lazım. O çok önemli. Yani biz eğer sürekli gezinti halinde bir meslek istiyorsak, bilgisayar mühendisliği eğer yöneticilik yapmıyorsak, eğer yazılıma yöneleceksek bu bize pek uygun olmaz. Yani bu da bunun altında çok önemli. Bir de şu çok önemli. Şimdi üniversiteye gittiğimiz zaman sadece ders çalışalım, işte not ortalamamız yüksek düşsün, bu da çok yanlış bir düşünce. Bir kez öğrenci kulüplerine girmeleri gerekiyor. Geçen programlara bahsettim. Projeler geliştirin. Girişimci farklı, olacaklar. Evet, yani kabuğunu yırtacak öğrenciler. Yani bu çok önemli. Yırtacaklar kabuklarını. Burası çok çok önemli. Yani ben sadece gideyim ders çalışayım. Lise gibi değil üniversite. Değil. Yani, evet. Şey olacaklar. Yani üniversal. Yani evrensel bir kişilik kazanmaları gerekiyor açıkçası. Tabii, üçüncü sınıftan sonra zaten yavaş yavaş başlamaları lazım. Evet. Part-time de olsa çalışmaları lazım. Çünkü ilgi alanları belirlemiş oluyor. Bilgisayarda disiplinlerden bağımsız olduğu için belki işte tıp alanında bir entegrasyona gidecekler. Yani o alanda ilerleyecekler. Belki oyun alanında işte o takımlarda yavaş yavaş rol almaya başlayacaklar. Çalışmaya başlayacaklar. Böylelikle hem ilgi alanlarını ilerletmiş olacaklar kendilerine uygun mu? Hem de network oluşturacaklar. Kesinlikle. Bitirdiklerinde de işleri zaten hazır olacak. Birçok bilgisayar mühendisliği ciddi çalışan arkadaşlarımız zaten öğrenciyken işleri buluyorlar. Devamında da işte artık resmi olarak diplomalarını götürüp transkriplerini veriyorlar. Evet. Tamam biz artık mühendis maaşı istiyoruz diyebiliyorlar. O yüzden üniversiteye gittiğinizde kariyer merkezine gidin, talep edin. Biz hangi kurumlarla çalışıyoruz? Ben Tabii. gideyim hangi oraları bir göreyim. Var? Hangi Kimler projeleriniz var? Tabii ben onlarla yapabilirim. Çalışayım. Siz talep etmezseniz artık böyle kimse Tabii. sizin ağzınıza getirip vermiyor. Evet, bir de şu çok önemli. Şimdi 28'inde sonuçlar açıklanacak. 28 Temmuz 2020'de. Şimdi YÖK açıklama yaptı. 6 Ağustos 14 Ağustos arasında. Tabii o resmi tercih bildirimi. Yani Tabii. biz 6-14 Ağustos tarihler arasında resmi tercih bildirimlerimizi yapacağız. Tabii taslağımıza daha önceden oluşturmamızda fayda var. Yani sonuçlar açıklandığı İlgi gibi. İlgi alanımızı en azından tabii, gideceğimiz yolu. 28'inde hatta şimdiden bile ya yani 28'inde puanlar açıklanacak. 28'den itibaren tercih süreci aslında başlamış oluyor. Onun tabii. altını çizelim. 6 Ağustos'u beklemesin. Üniversitelere gidip görsünler, hocalarla konuşsunlar, laboratuvar şartlarını görsünler.
Pandemi kurallarına uygun. Bütün üniversiteler yapıyor. Pandemi evet. kurallarına uygun. Size de hocam evet. gelebilirler mi? Gelebilirler tabii. Çok büyük kitleler olmamak kaydıyla gelebilirler. Pandemi kuralı sizin... Tabii bizim biraz daha yeni imkanlar olduğu için biraz daha rahatız. Yani birçok şeyimiz yani daha pandeminin etkisi altında kalmadığı için yani her şey yeni, her şey pırıl pırıl bekliyoruz inşallah. Evet. Yani şu anda tabii ki bizden de randevu alabilirler, telefonla alabilirler, online'da destek verebiliriz. Yani istedikleri zaman gelip ziyaret edebilirler. Yerimiz de belli yani çok kolay bir yer. İlgi alanınızdaki bölümleri lütfen gidip hocalarıyla konuşun. Mesela derslerini sorun. Hocam yoğun mu ders programı? Çok mu çalışmak gerekiyor bilgisayar mühendisliğinde? Tabii derslerimiz var. Yani bazı dersler tabii ki yoğun. Çünkü mühendislik dediğinizde arkasında muhakkak bir matematik, temel bilimler oluyor, fizik oluyor. Yani temel bilimler muhakkak oluyor. Onları bir kere çok rahat halletmeleri gerekiyor. Tabii bir de işte o yeni bir şeyler üretebilme, yeni bir şeyleri tasarlayabilme. Hocam yeni bir şey söylüyor. Bakın hayal gücü diyor. Evet. Hocam mühendisliklerde hiç bu söylenmez biliyor musunuz? Ama tasarım hayalle başlar. Evet değil mi? Ama mühendisliğin en önemli şeyi hayalleri yaşanabilir hale getirmektir. Kullanılabilir hale getirmektir. Kesinlikle. Tamamen bir roman yazar gibi işte kağıt üzerinde kalmıyor bizim düşündüklerimiz. En sıradan olarak ekrana aktarılıyor. En sıradan olarak bizim görsellerimiz de artık o yaşanan hale geliyor. Şu anda bilgisayar mühendisliği işte o aradaki içi sağladı zaten. Şimdi biz düşünüyoruz mesela bir çizgi film. Bilgisayar mühendisliği aracılığıyla da oluyor. Çünkü görsellerimiz var, hayallerimiz var orada. Yani onları biraz daha gerçeğe yaklaşıyor. Ama bir inşaat mühendisliği öyle değil. Bir hayalden bir bina yapıyorsun ama onun içinde yaşamaya kalkıyorsun. Ondan sonra artık o biraz daha rigid yani somut yani bir hayal gücünüzü geliştirin üniversitede okurken hangi bölümde okursanız okuyun başarının sırlarından biri artık hayal edebilmek sevmek hayal edebilmek bir de gerçekleştirebilmek bir de tabii sabırla gerçekleştirebilecek hocam. Gayreti ortaya koymak o da işte okurken de olsun çalışırken de buna ihtiyaç var çünkü sabır gerektiriyor. Belki binlerce satır kod yazıyorlar. Belki binlerce ne bileyim saat bir şeylerin üzerinde düşünüyorlar ve onu adım adım yani iğneyle kuyu kazar gibi bir şeyleri ortaya çıkarıyorlar. Sabırsızlıkla da hemen şöyle altıma son model araba çekeyim yok yani. Süre bitmiş ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür çok güzel programdı. Ağzınıza sağlık. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Doğru tercih akıl tercih yapsın. Evet, beklemem ama. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyiciler yarın aynı saatte bu ekranda sizleri bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.